Merhaba, Barış Can Sapancı ben. Öğretmenim. Dolayısıyla çocuklarla ilgili konuştuğunuz bir konu ile ilgili bir... Hayır. Estağfurullah, yaptığınız tespitler çok güzel. Ancak bu tespitlerin bazı çözüm önerileriyle hani süslenmesini isterdim. Mesela Batman'daki o başarılı öğrencinin alınıp götürülmesi konusunda nasıl bir çözüm önerisi sunabilirsiniz? Ben o çözüm önerisi, ben naçizane 28 yaşında bir genç kardeşiniz olarak söylüyorum bunu. Ya da kimler tarafından bir çözüm verilebilir, önerilebilir? Bunu devlet çözecek. Bunu tabii ki devlet çözecek. Onu kaydediyorsun ya, inşallah devlet olarak hayırdır yani. Instagram'da kullanabilir miyim? Instagram'da. Bunu devlet çözecek. Bu her zaman konuşulan bir şey. Devletin de konuştuğu bir şey. Bakın. Ya da biz öğretmenler ne yapabiliriz? Biz öğretmenlerin, yani ben ona da geleceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle ben geçen sene Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çok çalıştım. Yani şöyle gittim mesela, buraya Diyarbakır'da Sur'a gittim. Benim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sur'daki abalarımızla buluşturdular, gençlerimizle buluşturdular. Ben onlarla yedim, içtim, sohbet ettim, dertlerini dinledim. İnanın bana, eskiden şöyle bir sistem vardı. Ben üniversite, bizim böyle gidip, bizim takılacağımız yerler internet kafelerdi, sosyalleşebileceğimiz. Kimyaysa altına alan kimse yoktu bizi. Ha, belirli lobiler vardı, işte onları da gördük. Adamlar bilmem kaç yıl sonra ihanet şebekesi olarak geri döndüler ülkeye. Çocuklarımızın gideceği, kanatları altına girebileceği hiçbir yer yoktu. Dolayısıyla işte böyle ihanet şebekelerinin içine dalmışlar. Ama şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri, hatta Emre Topoğlu Bey var, Emre abiyi de çok severim. İnanılmaz özverili, her yerde gençlik merkezleri var, burada da vardır muhakkak. Ben mesela gençlerimize onu tavsiye ediyorum. Çünkü hem hocalarla buluşturuyor sizleri, hem meta kodlama dersleri veriyorlar, hem işte İngilizce dersleri, Osmanlıca dersleri, birçok seçmeli spor, neye merakınız varsa en azından kendinizi tanıma aşamanızda o şeyleri deneyip öğrenme fırsatı veriyor. Öğretmenlerimizle ilgili de şunu söylemek isterim. Ben bir çocuğum her attığı adımda okul çağından sonra öğretmenlerin rolü olduğunu düşünüyorum. Bir de ne yapılmış? Öğrencileri ikiye bölmüşler. Mindset diye bir kitapta, çok ünlü bir psikiyatrın kitabının Mindset. Mindset yazdığınız vakit internette bulacaksınız. Hatta Türkçe'ye çevrildi galiba bu kitap. Aklını kullan diye çevrildi. Bir araştırma yapılıyor. Araştırmada 10 tane çocuğu alıyorlar. Sınava sokuyorlar. Zor bir sınava. Diyelim ki 8 alıyor bu sınavdan çocuklar. 8 alanlara ayırıyor. İşte 5'i 8, 8 aldı 10 kişi diyelim. Ondan sonra bu çocuklardan 5'ine diyorlar ki, sen 8 aldın, aferin sana. Çünkü sen çok çalıştın, çok azmettin, çok planlı işler yaptın. Öbür beşine de diyorlar ki, sen çok zekisin, 8 aldın. Sonra bu çocukları bırakıyorlar, gözlemliyorlar. Bu sen hani çok çalıştın, azmettin, emek sarf ettin dedikleri çocuklar var ya, hayatları boyunca o kadar mutlu oluyorlar ki, inanılmaz. Ve çok başarılı oluyorlar, mutlu diye özür dilerim, başarılı oluyorlar. Çünkü karşılaştıkları her zorlukta diyorlar ki, demek ki yeteri kadar çalışmadım ben, demek ki yeteri kadar emek vermedim, başarılı olmam için çalışmam gerekiyor. Ama sen zekisin de o yüzden yaptın dedikleri var ya, onlar ne yapıyor biliyor musunuz? Çok başarısız oluyorlar uzun vadede. Çünkü çocuk ilk başarısızlıkta diyor ki, demek ki ben o kadar zeki değilim. Kendine güvenini kaybediyor. Dolayısıyla o kadar ince nüanslar var ki, ben hocalarımızın, sınıf hocalarımızın, benim bazen içim kan ağlıyor, hepimiz kamuoyuna düşüyor, çocuğu tokatlıyor, dövüyor, aşağılıyor. Ben zaten böyle bir hocalık kabul etmiyorum. Hoca bana göre annedir, babadır. Ve anneden baba, anne eğitimsiz olsa dahi o eğitimli bir bireydir, yanlışları düzeltmek zorundadır. Dolayısıyla hocalarımızı kendilerini yetiştirerek çocuk yetiştirmek düşüyor. Ben bunu söyleyebilirim. Yani kimse ben devlet memuru olayım da öğretmen maaş alayım diye yapılacak bir iş değil öğretmen. Bir gönül işi bana göre. Ve bütün öğretmenlerimiz çok kutsal. Mesela çok yüce bir iş o. Ben hani onu bilmiyorum. Öyle o yükün altına girebilir miydim bilmiyorum.
Size de hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim.